Leman Yılmaz, festival direktörüyüm. 2 yılda bir düzenlenen bir festival ve bu festivalin programlanması, içinde yer alacak olan tüm oyunların, gösterilerin seçilmesi, bunların operasyonu ile ilgili her türlü düzenlemenin yapılması. İş olarak baktığımızda tabii ki aslında festival programı masa başına çıkıyor ilk önce, ama o masa başına çıkana kadar da tabii ki gezip görmek ve izlemek çok önemli. İşin içinde bu da var. Tabii bu o anlamda yanlış anlaşılmasın, yani sürekli seyahat etmek ne güzel ve izlemek ne güzel. Sırası geldiğinde günübirlik seyahatler de olabiliyor. Bir gecelik gidip gelmek, izlemek ya da toplantıya katılmak. Dolayısıyla uluslararası bir programla çalışıyoruz. İşin içinde tabii ki hem hareket var, hem de masa başı çalışması var. En keyifli tarafı tabii ki aslında hem eğitimini aldığım, hem de pratik olarak, uygulama olarak uzun yıllar içinde olduğum bir işi yapmak ve sevgiyle yapmak. En zor tarafına baktığımızda ise kolay değil. Yani bir etkinlik organizasyonu, hele ki içinde yaşadığımız toplumun gitgelleriyle birlikte sürekli zaman zaman risk yönetimini de beraberinde getiriyor. Dolayısıyla oradan bakıldığında da heyecan, her zaman o heyecan boyutu var. Sosyoloji mezunuyum, Boğaziçi Üniversitesi. Arkasından yine Boğaziçi Üniversitesi'nde Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi'nde master'ımı yaptım. Cumhuriyet dönemi dans tarihi üzerine, yani kültür sanat üzerineydi yine yaptığım tez. Arkasından İstanbul Üniversitesi Dramaturji ve Eleştirmenlik bölümünde doktora yaptım. Liseden başlayarak üniversitenin sonuna kadar da aslında dans ettim ve o tiyatroda yer aldım. Dolayısıyla işin bir tarafından, mutfağından geldim. Ama mutlaka kendi alanında eğitim, eğer ki artistik programlama yapılacaksa, operasyondan bahsetmiyorum çünkü işin bir de operasyon bölümü var, ama artistik programlamada mutlaka tiyatro bilgisi ya da sahne sanatları bilgisi şart. Belki master değil ama doktora eğitimi biraz daha erkene çekmek olabilirdi. O da yaşla ilgili olarak. Ama onun dışında her bir aşama benim için hem çok keyifli oldu, hem de bu işin sonunda beni bu olgunluk noktasına getiren aşamalar oldu. Tabii ki yine toplumsal açıdan bakıldığında yararlı, topluma yararlı bir alanda olmak isterdim. Kültür sanat olmasaydı eğer doktor ya da avukat olmayı isteyebilirdim.